İyi günler sayın seyircilerimiz. Bugün 6 Temmuz Perşembe RTK Haber'de güne damgasını vuran gelişmelerle karşınızdayız. Balkan turuna çıkan Arnavutluk Başbakanı Edirama bugün Kosova'yı ziyaret edecek. Ziyaret ediyor. Üst düzey yetkililerle bir araya gelecek olan Raman'ın Başbakan Kurti ile de görüşmesi henüz teyit edilmedi. Arnavutluk Başbakanı Edirama Kosova ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Meclis Başkanı Glav Konyuvça ile görüşecek. Başbakan Kurti ile görüşmesi ise henüz teyit edilmedi. Başbakan Kurti, Arnavutluk başbakanı ile daha önce iptal edilen ve 14 anlaşmanın imzalanması beklenen iki hükümet arasındaki toplantının gerçekleştirilmesi ve anlaşmaların imzalanması şartıyla Ramayı kabul edeceğini açıkladı. Başbakan Kurti'nin bu açıklamasından sonra Arnavutluk başbakanı söz konusu 13 anlaşmanın imzalandığını ve bugün Kosova Dışişleri Bakanlığı'na teslim edildiğini duyurdu. Rama, vatandaşlar için faydalı olan bu anlaşmaların Kosova tarafının imzasıyla derhal yürürlüğe gireceğini de söyledi. Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı da Edi Rama'nın Kosova ile Arnavutluk arasında imzaladığını açıkladığı 13 ortak anlaşmayı bugün kabul ettiğini teyit etti. Rama, Başbakan Albin Kurti ile görüşmenin teyidini bekliyor. Arnavutluk Başbakanı Rama, Kosova ziyareti öncesinde Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti. Avrupa Birliği, Kosova hükümetinin Sırpların çoğunlukta olduğu ülkenin kuzeyindeki sivil savunma ve Kuzey Tugay'ı terör örgütleri olarak ilan etmesi kararının tek taraflı olduğunu ve durumun tırmanmasına katkıda bulunmadığını değerlendirdi. Avrupa Birliği sözcüsü Peter Steno medyaya verdiği yanıtta geçen hafta Avrupa Konseyi'nde 27 Avrupa Birliği üye ülkesinin liderlerinin durumun derhal tırmanmaması çağrısına bulunduğunu belirtti. Kosova hükümetinin söz konusu kararının ne durumun düzelmesine ne de mevcut sorunların sürdürülebilir bir şekilde çözülmesine katkı sağlamayan tek taraflı bir adım olduğunu kaydeden Stano, Kosova ve Sırbistan'ın daasyonunu yükseltecek her türlü adımdan kaçılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Stano, tarafların Avrupa Birliği dış politika ve güvenlik yüksek temsilcisi Josep Borrell'in önerisini dikkate alması gerektiğini de söyledi. Kosova Polisi Müfettişliği 4 polis memuru ve 3 vatandaşın yaralanmaya sebebiyet suçundan savcılık talimatıyla 48 saat gözaltına alındığını duyurdu. Kosova Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre dün özel bir araçla görevde olmayan 4 polis memurunun Vazgit köyündeki otoyol çıkışında başka bir araçta bulunan 3 vatandaşla trafik anlaşmazlığı yaşadığına dair ihbar aldı. Taraflar arasındaki anlaşmazlık daha sonra kavgaya dönüştü. İki taraftan da yaralananlar olunca taraflar gözaltına alındı. Bir başka olay da Stanich Gilan yolunda gerçekleşen kaçakçılık operasyonu ile ilgili. Polis operasyonunda bir ağaçta yaklaşık 250 kilogram ağırlığında 25 torba işlenmiş tütün yüklendiği tespit edildi. Olayla ilgili işlem başlatan polis yetkili savcının talimatıyla gerekli prosedürlerin yapılması için malları gümrük terminaline gönderdi. Unmik Kosova özel temsilcisi Caroline Zayday Mamuşa Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Mamuşa Belediyesi'nin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Yunmik tarafından bir adet elektrikli forklift hibe edildi. Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç yaptıkları bu anlamlı ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederken Mamuşa Belediyesi'ne hibe ettikleri araç için ve bugüne kadar verdikleri destek için teşekkürlerini ifade etti. Unmik Kosova Başkanı Ziyade, Mamuşa'da olmaktan ve güzel, samimi karşılamadan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Türkçe eğitimde öğrencilerin okullara kayıt dönemi, bu yıl Türkçe eğitimde birinci sınıflara kaç öğrenci kaydını yaptıracak sorusunu da beraberinde getiriyor. Prizven'de bu yıl ilkokul birinci sınıflara birinci kayıt döneminde 105 yani rekor sayıda öğrenci kaydını yaptırdı. Sayının daha da yükselmesi bekleniyor. Prizren Belediyesi Eğitim Müdürlüğü Türkçe Eğitim Sorumlusu Ferdi Kovaç, Kosova Haber'e yaptığı açıklamada konuyla ilgili şöyle dedi. Kosova genelinde ana sınıf ve birinci sınıflara kayıtların birinci kayıt dönemi 19 Mayıs 14 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Resmi kayıtlara göre birinci kayıt döneminde Türkçe eğitimde Prizren genelinde ana sınıflara toplam 70, birinci sınıflara ise 105 öğrenci kaydını yapmış bulunmaktadır geçen eğitim yılının birinci kayıt döneminde birinci sınıflara 76 öğrenci kaydını yaptırmıştı. Bu yılda 9 sınıflardan 96 öğrenci mezun olduğuna göre bu yılki rakam oldukça memnun edici. Kayıtlar eğitim yılının birinci haftasına kadar devam ettiği için bu sayıların artacağını düşünüyoruz. Kovaç yeni öğretim yılında Prizren'de birinci sınıflara 115'in üzerinde öğrencinin başlayacağını ifade etti. Ferdi Kovaç, Prizren'de 2022-2023 eğitim öğretim yılının Türkçe eğitimde ders kitaplarının gecikmesi dışında öğrenimin sorunsuz geçtiğini söyledi. Kovaç, Prizren geleninde lise mezuniyet sınavına toplamda 101 Türk öğrenci katıldığını ve başarı oranının Kosovo geneline yakın olduğunu söyledi. Prizren Belediyesi Eğitim Müdürlüğü Türkçe Eğitim Sorumlusu Ferdi Kovaç, Prizren'de yeni eğitim öğretim yılı için 4 lisede 5 bölümün açılmasının planlandığını da belirtti. Sayın seyircilerimiz, Gerçek Derneği tiyatro ekibinin genç oyuncuları uzun bir aradan sonra sahneye çıkarak Ember Baki'nin eseri olan Bombacı Yaşar Tiyatro eserini canlandırdı. Gösterimde genç oyuncuların performansı tiyatro severler tarafından büyük takdir topladı. Gençlik tiyatrocuların heyecanı ise görülmeye değerdi. Cüneyt! Cüneyt gel. Gerçek Derneği tiyatro ekibi Enver Baki tarafından kaleme alınan Bombacı Yaşar radyo tiyatro oyununu tiyatro severler ile buluşturdu. Genç oyuncular tarafından sahnelenen oyun büyük ilgiyle takip edildi tiyatroyu seyretmeye gelenler arasında Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Başkanı Fikrim Damkada bulunuyordu. Bizlerin de ana gayesi Türk kültürünü yaşatmak. Bunlara da parti olarak değil dernekler olarak kültür derneklerimiz vasıtasıyla yapmak en doğru. Ve bugün derneklerimiz aktif çalıştığı süre içerisinde bunu en iyi bir şekilde yerine getireceğimize inancım tamdır. Gerçek Derneği Başkanı Ömer Agalar da kürsüden tiyatro severleri selamlayarak heyecanını paylaştı. Bu yıl bildiğiniz gibi Enver Bakimiz 80 yaşını ve de 60. yazarlık yılını kutlamaktayız. Ve bu vesileyle az önce dedikleri gibi Enver Baki'nin 30 yıl önceki bir yazdığı tiyatroyu bugün bizim Gerçek Derneği'nin tiyatro kolu sahneye koyacaktır. Ardından tiyatro oyununa geçildi. Altı, altı buçuk gündür haber mi? Şimdi niye şaşıyorsun? Ama bu aya kadar çok konuşmadık ki. Bunu bir yana bırak da hazırlan. İşe geç geçeceğiz. Ben hazırım Güney. O zaman ne gizli araçlar var efendim? Tiyatro yönetmeni Cengiz Beyoğlu tiyatrosu ile gururlandığını ve çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini aktardı. Memnunum. Ee, gelecek planlarım e, biz şimdi bir tatile çıkacağız. Eylül ayında döndüğümüz zaman e, bir sefer daha gerçek derneğimizde sunacağız. Ve dileğimiz, maksadımız, isteğimiz Pizren'de e, sahneye getireceğiz. E, ve e, Üsküp'e gitmek istiyoruz. Heyecanlıydım. İlk gösterim, yani ilk tiyatrom. İnanılmaz şu anda ne diyeceğimi de bilmiyorum. Hani bu kadarını da beklemiyordum. Gerçekten bu kadarını da beklemiyordum. Hep bir tedirgin bir şekilde, ha şimdi yanlış bir şey söyleyecek, şimdi yanlış bir şey söyleyecek diye oturdum, bütün gösteriyi izledim ama gerçekten her biriyle tek tek çok başarılıydılar. Hepsiyle çok gurur duyuyoruz. O kadar duygulandım ki sadece değineceğim bir şey var. Kendi oğlumla gurur duyuyorum. Gerçek Derneği tiyatro ekibi tarafından hazırlanan Bombacı Yaşar tiyatro oyunu yakın zamanda Prizren'de ve Gilanda'da tiyatro severleriyle buluşması bekleniyor. Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile İstihbarat Başkanları Brüksel'de bugün kritik bir toplantıda bir araya geliyor. Gözler İsveç'in Türkiye'nin beklediği adımları atıp atmayacağına çevrildi. İsveç'in NATO'ya üyeliği Litvanya'daki Vilnius zirvesinde öncelikli gündem maddelerinden. Zirve öncesinde bugün Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları ile istihbarat başkanlarının da katılacağı üst düzey bir toplantı yapılacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MIT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçabar temsil edecek. Ancak toplantı öncesinde henüz İsveç, Türkiye'nin beklediği adımları atabilmiş değil. Her ne kadar Stockholm'un törlü mücadele yasası yaptığı değişiklik 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girse de İsveç, Ankara'nın istediği terör örgütü PKK ve FETÖ'cüleri henüz iade etmedi. Ankara bu adımların atılmaması halinde İsveç'in üyeliğine kırmızı ışık yaktığını açıkça belirtmişti. Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klimenko, Rus füzesinin Viv kentindeki bir apartmana isabet etmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını bildirdi. Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun dün gece sivillere yönelik saldırı düzenlediğini belirtti. Rus füzesinin Lviv kentindeki bir apartmanı vurduğunu aktaran Klimenko, apartmanın 3. ve 4. katlarının hasar gördüğünü kaydetti. Klimenko, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini işaret ederek, sabah 07 itibariyle 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı, 7 kişi kurtarıldı, 64 kişi ise tahliye edildi ifadesini kullandı. Bakan Klimenko, insanların enkaz altında mahsur kaldıklarına ilişkin bilgilerin olduğunu aktardı. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da son 24 saatte Rusya'nın Ukrayna topraklarına 5 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini belirterek tüm hedeflerin savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi. Sırada hava durumu var. Kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Ülkemizde bugün gökyüzünde güneş ve bulutların etkili olduğu bir gün yaşanıyor. Başkent Pristina'da gün ortasında termometreler 26 dereceyi gösterdi. Ülke genelinde hissedilen sıcaklık ise 29 dereceydi. Öğleden sonra bugün de yer yer gök gürültülü yağış uyarısı yapılıyor. Kosova Hidrometeorolojik Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın da hava durumunda bir değişiklik olmayacak. Günün en yüksek hava sıcaklıkları 26 ila 28 derece dolayında seyredecek. Hava durumuyla bugünkü haber bültenimizi noktalıyoruz. Yarın haftanın son haber bülteniyle yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.